de nosso show. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Artı eksi gündemden merhaba. Ben Fuat Kozuklu. Mehmet Ali Gökçe ile birlikte hazırladığımız bu programda 15 yıla yakın bir süredir yaşamımızda olan ancak son birkaç yıldır bilgiye erişimde vazgeçilmezimiz haline gelen yeni medyayı konuşacağız. Yeni medya dediğimizde internet teknolojisiyle bilgiye kolay ve hızla eriştiğimiz, kullanıcının da içinde aktif olarak yer alabildiği muhteşem bir platformdan söz ediyoruz. Yeni medya aynı zamanda eski teknolojiler için geliştirilen yeni yöntemler oluyor. Bu yeni yöntemlere örnek olarak elektronik kitap, internet gazeteleri, dijital olarak üretilen animasyon ve 3D filmler verilebilir. İnternetle birlikte yeni medya mecrasındaki devrim aslında kendi kültürünü de doğurdu. Olağanüstü bir dönem. Kendi kültürünü eskilere de dayatan bir yeni medyadan söz ediyorum aslında. Şayet parçası haline gelmezseniz eski medya dinamiklerine sırtını dayamış olanları yok eden bir medya bu yeni medya. Yeni medyanın gündem belirleyen en büyük mecrası da şüphesiz sosyal medya platformları. Çok etkililer, çok güçlüler ve aynı zamanda çok da kafa karıştırabiliyorlar. Twitter, Facebook, Google Plus en öne çıkanları. Örneğin Twitter'da herkesin her konuda en rahat şekilde konuşabildiğini, kimsenin susmadığını, susturulamadığını, herkesin görüşlerini rahatça açıkladığını görüyoruz. Aynı zamanda hakaretlerini de. Burada kaygı verici boyutlara ulaşan en olumsuz yanı sosyal medyada denetimsiz bir ortam bulunması. Bilgi kirliliğinin yanı sıra kişilik haklarına tecavüzün de rahatlıkla yapılabildiği bir mecra sosyal medya. Sosyal medyayla aslında birçok şey değişti yaşamımızda ve değişiyor da. Yeni medyanın en etkili alanı sosyal medya. Birçok şeyi değiştirebilme gücüne sahip. Tartışma götürmez bir gerçek. Bugün gelinen noktada tam bir baş belası ya da baş tacı bir mecra. Bu da tartışma götürmez bir gerçek. Yeni bir çağdayız. Kimse kimseyi susturamıyor. Hiçbir kötülüğü de iyiliği de gizlemiyor, gizleyemiyor. Dipsiz kuyu diyeceğim yeni medya araç ve gereçleri için. Aynı zamanda dinamikleri için. Bu konuda öne çıkan bir isimle Medya Derneği Genel Sekreteri Deniz Ergürel'le konuşacağız. Yeni medya ve götürdükleri de diyelim. Daha fazlasını Deniz Ergürel'den dinleyelim. Artı eksi gündem başlıyor. Bugün nasıl çalışıyor? Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Medya Derneği Genel Sekreteri Deniz Ergüler bizlerle birlikte. Görüntüsüne aldanmayın, yaşı çoktan yolun yarısını geçmiş. Ama gencecik bir yürek, gencecik bir dinamik. Ben ilk kez karşılaşıyoruz. Önce internette şöyle bir ev ödevi için baktığımda herhalde dedim işte 20'lerinde bir arkadaşımızı ağırlayacağız. Yeni medyayı da zaten bu kuşağın genç bir isminden dinleyeceğiz demiştim. Neyse Allah'tan aramızda. Teşekkür ederim. Akşam yemeği benden o zaman. Nedir bu yeni medya ve değişenleri diye sorduklarında ne anlatıyor meslektaşım Deniz dinleyenlere ve soru yöneltenlere? Bizim medya düzenimizden, benim kuşağın medya düzeninden ve dinamiklerinden çok farklı, çok çılgınca ayak uyduramayanın da oyun dışında kaldığı böyle bir gerçek var herhalde. Doğru, çok doğru. Bir dönemdeyiz. Sen gözünü açtığında eski medya vardı ama artık son çırpınışlarıydı belki, değil mi?
Ben hani benim kuşağım aslında sizin de öyle. Yani biz aradaki kuşağız. Biz buna biraz şöyle bir tanım yapıyoruz. Bu yeni doğan kuşak dijital yerliler. Yani 2000 sonrasında doğmuş veya 90'ların sonra doğmuşlar. İnternetle birlikte yetişmişler. Biz biraz arada kalmışız. Bize dijital göçebe deniyor. Öyle mi? Evet. Biz biraz sonradan geldik buraya. İşte ben çocukluğumda TRT'nin hani tek kanallı zamanını hatırlıyorum. İkinci kanal kurulmuştu. Çok böyle heyecan verici bir şeydi. Özel radyoların mesela kurulduğu zamanı hatırlıyorum. Sonra kapatıldığı zamanlar. Yani o geçiş dönemlerini hatırlıyorum. İlk Türkiye'ye internet geldi. Aa, internet diye bir şey varmış dediler. İletişim fakültesindeydim. Böyle gittik, öğrendik. Bizim için çok farklı bir heyecan ama tabii bugün doğan kuşak bununla birlikte doğuyor. Yani Facebook'la birlikte doğuyor, Twitter'la birlikte doğuyor, YouTube'la birlikte doğuyor. Artık öyle hikayeler duyuyoruz ki çocuk daha konuşmayı öğrenmeden YouTube'da videoyu e-mail atmasını öğreniyor. Veyahut da telefonda tuşlara basıp bir numaraları çevirmeyi biliyorum, öğreniyor. Biliyorum, o deneyimi yaşıyorum şimdi. Ben de aynı öyle. Bizim evimizde bir ufaklık var. Yani elinden cihazları alamıyoruz ve aldığı zaman da yani çok doğal bir şekilde kullanıyor bunu. Değişik olan... Yakında televizyonun önüne de gidip böyle yapacaklar herhalde. Evet, biraz da öyle olacak galiba. Sayfalık çevirdik. Aynen yani ve yeni medya dediğimiz şey işte bu kültür aslında. Yeni medya dediğimiz konu çok farklı boyutları olan. Sadece hani bilgisayar, televizyon, akıllı telefonun çok daha dışında yepyeni bir yaşam biçimi, yepyeni bir yaşamı algılama yöntemi. Kaç yaşında ufaklık? Şekli. Bizimki daha bir yaşına daha yeni geliyor. Harika. Eve gazete götürseniz herhalde bir iki yıl sonra ne olduğuna bakacak, hiç uğraşmayacak onlar. Size tam herhalde böyle bu konuyla ilgili böyle bir hikaye anlatayım. Böyle bir aile çocuğuna bir pazar günü kahvaltıda diyor ki oğlum içeriden bana gazeteleri getirdiğinde ufaklıkta 8-9 yaşında bir çocuk. Çocuk içeriden iPad'i getiriyor. Yani gazete diye... Tablet bilgisayarı götürüyor. Tablet bilgisayarı, evet. Gazete diye aklında olan şey işte bu cihazlar. Yani evet bir gazete var, kafasında bir gazete var. Bir cihaz var, yani bir gazete diye bir kavram var ama o kavram bizim anladığımız gibi kağıt değil. Farklı bir şey. Ve biraz belki biz, hani bizim kuşağın biraz daha üstü, belki bunu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Bu geçişi yaşıyoruz ama bu geçiş yaşanacak, bu olacak. Yani nasıl... Aynı kuşak değiliz. Ne şaşırttı? Ve benim kuşağımın klasik bilgiye erişim kaynağına elini sürüyor musun artık? Meslektaş olduğun için sen diyorum. Çok yani aslında evet, bir belki hani itiraf mı diyeyim, belki ben Medya Derneği Genel Sekreteriyim. Medya benim işim aslı, yani işimin çok büyük bir parçası zaten gazeteleri okumak ama bütün gazeteleri okuyorum ama hani gazete satın alıyor musunuz derseniz hayır almıyorum. Ben de almıyorum ve çünkü gazete evet, elimi neredeyse sürmüyorum. Evet yani açık açık söyleyeyim. Çok doğru. Dergi yani, ayıp ya da övünecek bir tarafı yok. Çünkü ben internetten hemen hemen ilgi alanıma giren her şeyi gazetelerde birçok sayfasına bakmıyorum çünkü. Evet, tabii. Yani, doğru. İş ilanlarına belki yarın bakarım, bilmiyorum isim gibi. Medya ortamı hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz, evet. Ama onu bile artık internetteki medya mecrasından halledebiliyorsunuz. İş evet, arıyorsanız, evet, evet, bir şey evet, satıyorsanız, evet, evet, bir şey alacaksanız. Böyle zaten şey. Yeni medyanın getirmiş olduğu, bak en, yani yeni medya nedir derseniz eğer, ben şöyle belki bir cümlede belki özetleyebileceğim şey, yeni medya yayın yapma ayrıcalığının çok küçük bir grup azınlık, ki bu işte bir dönem hani bizdik, gazetecilerdik. Ben de bir patronum bu arada. Medya patronuyum. Evet, siz de Twitter'da özellikle değil mi? Hayır, sadece Twitter'da. Evet, Twitter'da bir medya mecrası ama evet, işte malatyahaber.com, sansürsüz.com benim 12-13 yıl önce kurduğum mecralar. Yani ve eminim ki orada birçok belki bugün gazete... Haber siteleri bunlar. Yani söyleyeyim, gazeteler arasından belki gazetelerden çok daha yüksek belki bir... Malatya Haber mesela öyle bir şey. Malatya'da hiçbir gazete yani 2000-3000 satmıyor. Malatya evet, Haber her gün evet, 40-50 bin en az. Müthiş bir rakam. Benzersiz bir izleyiciye rakam, ulaşıyor, okuyucuya ulaşıyor. Yani 40-50 bin bir gazeteyi basmak bile bir maliyeti evet, düşündüğünüzde ne kadar büyük bir şey olur ama siz hani bunu sadece dijital ortamda yapabilmek zaten işte yeni medya dediğimiz şey de bu. Yayın yapma ayrıcalığının çok küçük bir grup azınlıktan artık alınması, onların eline alınması ve herkesin eline verilmesi. Yani bu güvenilir kaynaksanız o sayıyı yakalıyorsunuz. Değilseniz herhalde yok olup gidiyorsunuz. Belli bir, yani onun bir şeyi var. Yeni medya tabii biraz daha farklı bir mecra. Biraz daha böyle ilgi odaklı. Çok bazen nitelikli bilgi de aramıyoruz yeni medyadayken. Çok nitelikli. Hani böyle çok entelektüel değiliz.
ama orada ilgimizi çeken bir konu, bazen bir reklam, bazen bir ilan, bazen bir resim, bazen bir grafik de ilgimizi çekebiliyor. Yeni yazarlar. Yeni yazarlar tabii, hı-hı, bunlar var. Yani diyeceğim o ki o ayrıcalığın artık küçük azınlıkların eline alınıp geniş kitlenin eline geçmesi ve artık herkes potansiyel bir yayıncı. İyi bir şey. Evet. Peki kötü tarafı? Kötü tarafları... Ya da kötü demeyeyim yani, de... Yani şöyle diyeyim, anlamadığımız veya henüz daha tanımlayamadığımız, anlamakta zorlandığımız, bize zor gelen çok komplikasyonları var diyeyim. Bir tanesi mesela örneğin bilgi yoğunluğu. Yani bugün şöyle bir örnek vereyim. YouTube'da bir dakika içerisinde yüklenen videonun miktarı 100 saatten fazla. 100 saat, bir dakika içerisinde 100 saatlik video yükleniyor ve bu inanın katlanarak büyüyor. Birkaç sene önce bu işte 20 saatlerdi, 30 saat, 40, 50, 60, şimdi 100'lere ulaştı. Bundan 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra bu rakam daha da katlanarak büyüyecek. Yani ben bugün bir şey olarak, Deniz Ergür olarak oturayım, YouTube'da bugün hangi videolar yüklenmiş diye izleyeyim desem benim ömrüm yetmez. Ve bu katlanarak büyüyor. Müthiş bir bilgi yoğunluğu var. Bu bilgi yoğunluğuyla birlikte müthiş de bir bilgi kirliliği de var. Yani hani ağzı olan konuşuyor diyoruz ya, işte evet, benim için mesela bir ortam. Çok acımasız bir iftira var yani. Evet. Konu ona söz vermiyor, çok konuşuyor. Şu evet. An görüyorum ki gayet bunun ötesinde kişilik evet. Haklarına tecavüzün her peki, anlamda itibarsızlaştırma kampanyasının doğru. Yapılabildiği bir mecra. Çünkü söz söyleme özgürlüğü var ve söz söyleme özgürlüğü olduğu zaman her sözün, herkesin çok güzel sözler söylemesini bekleyemeyiz. O evet, yüzden ama de ifade özgürlüğünü karıştıran toplumlar arasında yer alıyoruz herhalde. Belki evet, belki bunu öğreniyoruz. Ben öyle değerlendirmek öyle istiyorum. Çünkü yani ben Twitter mecrasında bunu gördük. Evet, yani bunu öğreniyoruz diyebilirim. Ben öyle değerlendirmek istiyorum. Uzun yıllar yurt dışında da yaşam sürmüş bir meslektaşımız evet. Olarak evet. Şeyi görüyor musunuz? Yani mesela Batı ülkelerine ya da Latin Amerika ülkelerine orada evet. Yaşadığınızı evet. Bildiğim için izleyenlerle de paylaşalım. Orada böyle sinkaflı, işte bireyin özlük haklarına her anlamda saldırının, tecavüzün ve aşağılamanın yer aldığı ifadeler, betimlemeler kullanılıyor mu? Yoksa şimdi, bizim gibi böyle yer kürenin doğusuna gittikçe seviyenin düştüğü toplumlara özgü bir şey mi? Ben hani çok onu söyleyemeyeceğim. Yani şundan dolayı söyleyemeyeceğim. Çünkü gerçekten internet mecrasında herkes her şeyi söyleyebiliyor. Bu batıda da oluyor, doğuda da oluyor. Söyleyiş biçiminden söz ediyorum. Belki bizde şöyle bir şey var. İşte biz biraz hani bulunca işte orada ne yapacağımızı böyle bilememenin getirmiş olduğu, belki bu döneme kadar biraz konuşamamanın getirmiş olduğu bir sıkıntıyla işte o an aklımıza ne geliyorsa söylüyoruz ve bu söylediğimizin de aslında bizi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini zannındayız. Empati kültürü de eksik. O empati kültürünün eksik olması bence burada büyük bir etken. Ama bu yükseldikçe ve bunu anladıkça ve hatta şöyle de ilginç bir nokta var, önemli bir nokta var. İnternette yazdığımız her şey, ister sanal kimlikle yazın, ister gerçek kimlikle, bir şekilde bizim hayatımızı etkiliyor ve kariyerimize, kişisel hayatımıza, kimliğimize olumlu veya olumsuz bir etkisi var ve yazdığımız hiçbir şey de yok olmuyor. Belki bunu öğrendikçe, belki bunu anladıkça bunu biraz daha bilinçli kullanmaya, daha doğru kullanmaya başlayacağız diyebilirim. Yapılan bir araştırma var örneğin. Yakın zamanlarda yapıldı. Google veya bunun benzeri arama motorlarını kullanma oranı, yani bilgiye ulaşmada mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde %95'lerde, %95-96'larda %96'lardaki internet nüfusu arama motorlarını kullanıyor. Ama bizde mesela arama motorlarını kullanıp bilgiye ulaşma alışkanlığı henüz daha %50'lerde ve biz bir listenin hatta %40'larda özür dilerim sonlarındayız. Yani demek isteyeceğim o ki henüz daha bu araçları evet çok kullanıyoruz. Çok yoğun bir nüfusumuz var. Çok meraklıyız. Genç bir kitlemiz var. Örneğin 30 yaş gibi bir yaş ortalamamız var Türkiye'de. İşte Türkiye Twitter'ı en çok kullanan ilk 10 ülke arasında. Facebook hakeza öyle. Avrupa'da örneğin işte Almanya, Fransa, İngiltere'den sonra 4. en kalabalık internet nüfusuna sahibiz. Ama buna rağmen hani bunları ne kadar nitelikli kullanıyoruz, doğru kullanıyoruz, oralar tabii biraz... Doğruyu ve niteliği nasıl tanımlamak lazım? Burada belki şöyle tanımlamak lazım. Bu araçları ne kadar araç olarak kullanıp bundan biz kendimize ne kadar fayda sağlayabiliyoruz? Örneğin yani bugün bir öğrenci bu araçları kullanarak mezun olduğunda iş bulmasına ne kadar katkı sağlayabiliyor? Bunlardan bir gazeteci olarak örneğin ben burayı kullanarak nasıl haber kaynaklarımı genişletebiliyorum, nasıl bilgi kaynaklarımı genişletebiliyorum? Bence bunlara bakmak lazım. Yani bizim şahsi hayatımıza ne kadar olumlu katkısı var. Artexi gündemin konu ve konuklarının yarıdan fazlası internet sayesinde. Hı hı. Doğru.
biz nasıl kullandığınıza bağlı. Biz sizinle de Twitter üzerinden evet. Tanıştık ve haberleştik. Ve siz beni programa davet ettiniz tamamıyla. Hı-hı. Örneğin bu çok ilginç bir mecra. Sağlık alanında da var, siyaset alanında da var, akademik çevrelerden birçok isimle internet medyasına yükledikleri yazıları, tezleri ya da görüşlerinden hareketle ulaşıyoruz. Evet. Bunu da burada açıkça söyleyeyim. Çok enteresan size. Önemli bir kaynak. Bilmiyorum, isterseniz ufak bir enstantane anlatayım. Bunu gittiğim üniversitelerdeki öğrenci arkadaşlarımıza çok anlatıyorum. Başımdan geçen bir örnek olduğu için hani izleyicilerimizin de belki hoşuna gidecektir, ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Neden, ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'ydı. Bir gazeteci olarak yurt dışındaki bir şirketten bir etkinliğe katılmak üzere bir davet aldım. Hı hı. Fakat gideceğim ülkenin vizesi bende yoktu. Ve Kurban Bayramı'ndayız, konsolosluklar kapalı. Ve sadece açıldıktan sonra bir günüm, iki günüm kalıyor. Ne yapayım, ne yapayım diye düşünürken aklıma şu fikir geldi. Twitter'a bakmak. Konsolosun Twitter'da olduğunu gördüm. Ve kendisine mesaj attım. Durumu anlattım. Dedim ki ben böyle böyle bir gazeteci. Şaka gibi. Şaka gibi ama doğru. Ve çok üst, yani üst düzey bir ülke, hani normalde diplomatlarına bu kadar kolay ulaşamazsınız. Hı hı. Ve kendisi sağ olsun gerçekten de çok iyi niyetli bir şekilde bana geri döndü. Ve elinden gelen yardım neyse, yani normal prosedürler içerisinde yapabileceğini söyledi ve hakikaten iki gün içerisinde vizemi aldı. Normal şartlar altında en hızlı alabileceğiniz tarih belki işte bir hafta sürecekken. Şimdi bu neden ama şöyle oluyor, yani bu sadece her konsolosluğa tweet attığınızda, mesaj attığınızda size olumlu cevap gelecek anlamına gelmez. Bir, yani bir kere gazeteci kimliği tabii burada çok önemli. Çünkü gazetecilik ne olursa olsun bütün dünyada bilinen, tanınan bir meslek ve öyle veya böyle bir ilgi unsuru. İkincisi, internette yazdığınız, Twitter'da yazdığınız her şey o kadar önemli ki ben eminim ki benim Twitter'da neler yazdığıma baktığı, belki bir arama motorunda ismimi arattırdığı, yani kimdir, nedir, ne değildir bir ufak bir araştırma yaptım. Bunun sonucunda çıkan sonuçla bir cevap verme isteği duydu. Konsolosun yerel çalışanlarına Türkçe bir bakın dedi, dedirtti. Belki de evet. O yüzden internette yazılan her şey çok önemli. Yani internette yazdığımız, işte bu sosyal ağlarda paylaştığımız mesajlar, bazen kızgınlıkla ifade ettiğimiz kelimelere çok dikkat etmek lazım. Benim şahsen kendi prensibim burada. Eğer birisinin yüzüne karşı söyleyemeyeceğim bir söz varsa, evet, onu yazmamak. Ben kimliğimle buradayım. Kimliksiz, ben buyum. Yumurta kafalı, bilmem ne falan böyle. Değil. Hakaretler yardım yani, dolu insan mı? Eğer ben izleme kardeşim. Fuat Bey'le bir şikayetim varsa onu ifade ederken bile yüzüne söyleyebileceğim gibi yazabilmeliyim. Bunu yazdığınız zaman zaten siz de ciddiye alırsınız. Evet, öyle değil mi? Yani şüphesiz. Siz şimdi size hakaret eden birisini ne kadar dinleyebilirsiniz? En fazla kızarsınız işte, bloklarsınız veya neyse. Ama düzgün bir şekilde... Ya da ben benzeri bir durumda birisine hakaret edersem yani, beni ne kadar hani, dinler kala. Kimse yapmaz. O yüzden bu mecraları iyi kullanmayı öğrenmek lazım. Yeni medya. Klasik alışa geldik medyadan şüphesiz çok etkili. Evet. Çok daha güçlü. Eski medyayı nereye götürüyor? Bence geliştiriyor. Bence doğru kullanıldığı zaman, yani belki bir parantez açarak, doğru kullanıldığı zaman geliştiriyor. Çünkü eski medya dediğimiz ortamda tek yönlü bir iletişim vardı. Yani tek yönlü derken şunu kastediyorum. Örneğin neydi? Biz burada bir program yapardık. İnsanlar dinlerdi. Biz akşam evimize giderdik. İnsanlar program bitince televizyonu kapatır veya başka bir yere geçerdi. Değil mi? Şimdi öyle olmuyor. Şimdi bakıyorsunuz Twitter'da insanlar bizle ilgili bir şeyler paylaşıyor. Bize geri dönüyor. Bir paylaşım oluyor. Programın kopyasını oraya koyuyor. Evet, oraya koyuyor, paylaşıyor. Yani burada bir şey varsa ilgisini çekiyorsa onu kendisi paylaşıyor. Bloğuna koyuyor. Yani burada bir içerik üretimi söz konusu ve işte bu medyayı aslında zenginleştiriyor. Böyle görmek lazım. Bu sayede biz haber, örneğin gazeteciler olarak haber kaynaklarımızı çeşitlendirebiliyoruz. Bir olay olduğu zaman, olay olduğu anda oraya bir an önce gitmek yerine belki bir ufak bir ağlarda ufak bir araştırma yaparak, birilerine belki sorarak, oralarda belki birileri olabilir. Onlar evet, iletişime geçerek, onlardan yerinden belki bilgi alarak... Güvenilir addedebileceğimiz kaynakları çok referans alıp bilgiyi anında televizyondan paylaşabiliyoruz. Veyahut da bazen yalan yanlış bilgiler paylaşılıyor. Bunların doğruluğunu kontrol edip, çünkü gazeteciler olarak biz bu araçlara sahibiz veya bu imkanlara sahibiz. Görevimiz bu çünkü. Böylece nedir bu? Yeni medya aslında eski dediğimiz medyayı öldürmek yerine, gazeteciliği öldürmek yerine bence daha üst bir seviye taşıyor. Yeni medyada bol bol birileri özürlüyor. Çok doğru. Evet, en son Kenan Evren. Yani her gün işte bazı aktörler defalarca kez öldürüldü. Yakın çevresini tabii bu çok ciddi anlamda etkiliyor. Çok tabii. Bunlar maalesef. Öfkelere yol açıyor. Maalesef çok kötü. Evet. Yeni medyada herkes aktif olarak gazetecilik de yapabiliyor. Doğru.
haberin içine girebiliyor. Girebiliyor, paylaşabiliyor. Yayıncılık yapıyoruz. Yayıncılık yapıyor. Herkes yayıncı, aslında kendince bir potansiyel bir yayıncı. Bugün çok çarpıcı bir örnek işte 2005 yılında bir Vatikan'daki papalık seçimi. Böyle bir fotoğrafı var. Fotoğrafta bacadan çıkacak dumanın rengi. Bakıyorsunuz ve insanlar orada izliyorlar. Ama şimdi bugün gittiğinizde aynı yerde herkesin de bir cep telefonu, herkesin de fotoğrafları çekiyor ve o anı paylaşıyor. Herkes bir yayıncı aslında. Hepimiz bir yayıncıyız. Ve bu yayını yapmak için işte burada bu kadar hani profesyonel cihazlar var. Evet, çok etkili. Televizyon sayesinde milyonlarca... O zaman medya dünyasının istihdam edeceği çalışanları, elemanları eski medya dinamiklerinden, yeteneklerinden, bilgi birikiminden çok daha farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Olması gerekiyor, doğru. Nedir onlar? Bir kere bu multimedya araçları dediğimiz bilgisayarı, akıllı telefonları, tabletleri kullanmasını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Sosyal ağlarda mutlaka bir kimliklerinin olması gerekiyor. Yani ismini arattırdığı zaman inanın insan kaynakları bir pozisyona gelecek bir insana baktığında bu kimdir, nedir, necidir? Bunların olması çok şart. Bir takım video programlarının, ses programlarının, grafik programlarını kullanabiliyor olması lazım. Çünkü artık hani o meşhur Cevat Kelle örneğinde olduğu gibi aslında bütün gazeteciler biraz öyle bir şey oldu. Herkes biraz video bilmek zorunda, herkes biraz ses bilmek zorunda, herkes biraz fotoğraf paylaşmayı, fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi bilmek zorunda. Benim fazla şansım yok yani yarın işsiz kalırsam. Öyle, sizin ama haber siteniz var. Var ama işte yeni medyanın... Evet, o patron olarak. Ama yeni medyanın en önemli sorunlarından birisi reklam olsa gerek. Çok doğru. Şimdi bugün hala evet gazeteler örneğin Türkiye'de 5 milyon günlük tirajı var gazetelerin. İnternetten gazete okuyorum diyenlerin sayısı ise bugün 15-16 milyona geçmiş durumda günlük. Kimi istatistiklere baktığımızda bunun 25-26 milyonlara kadar yükseldiğini görüyoruz. Peki neden yeni medya mecrasına reklam verenler mesafeliler? Çünkü alışkanlıklar var. Bir. İkincisi güven. Mesela bugün geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırmaya göre izleyicilerin en çok güvendiği, yani bir haberi nerede görürseniz inanırsınız dediğinizde birinci gelen televizyon. %75-%80 oranında izleyiciler televizyonda görmüş olduğu bir habere inanma eğilimi gösteriyor. Bunun psikolojik, kültürel birçok sebebi var. Bir kere neden? Salonlarımızı, oturma odalarımızdaki bizim mobilya şeklimizi düşünün. Hep televizyon merkezidir. Televizyon merkezidir, koltuklarımız onun etrafındadır. Televizyon bizim için hala çok önemli bir kaynak. İkincisi gazeteler. Gazeteler hala ne olursa olsun yani bir prestij aracı. Eskimiş olmuyor mu gazetedeki haberler? Eskimiş oluyor fakat dediğim gibi gazete sadece artık kağıt ama röportajlar ve çıktığı tabii, için. Özel tabii yani dosyalar hariç tabii. Çıktığı için ama yine de bizleri psikolojik olarak belki o kağıdın yani orada sabit olarak kalmak bir şekilde o kağıdın üzerinde gözükmek daha prestijli geldiği için bunun bir etkisi var. Üçüncü konu da alışkanlıklar. Yani reklam verenlerin, reklam ajanslarının bir takım alışkanlıkları var. Sonra reklam... Ama dünyada böyle değil. Batı ülkelerinde böyle dünyada değil. Dünyada giderek kağıt tabii azalıyor. Türkiye'de de azaldığını New göreceğiz. New York Times gidiyor 1.1 kaç milyar dolara Boston Globe'u satın alıyor. Evet. Sonra... Çok ucuz rakamlara... Birkaç yüz milyon dolara bile satamaz hale geliyor. Newsweek'i 1 dolara sattılar biliyorsunuz. Evet. Newsweek 1 dolara satıldı. 1 dolara. Çok ilginç bir enstantane var. Kodak. Yani burada belki hani isim söylüyoruz ama reklam anlamı değil. Bu bir realiteyi konuşmak evet, anlamında. Çok büyük 19. yüzyılda kurulmuş bir film şirketi. Hı. 2012 yılında... New York Rochester'da. Evet. Evet. Evet doğru. Çok doğru. 2012 yılında iflas başvurusunda bulunuyor. Chapter 11. İflas başvurusunda bulunuyor Amerika'da. Aynı sene 4.1 milyar dolar zarar etti. Film. Fotoğraf filmi. Aynı yıl fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram'ı Facebook 1 milyar dolara satın aldı. Ve satın aldığında Instagram'ın sadece 13 çalışanı vardı. 2 kişi tarafından kurulmuştu birkaç sene önce. Ve birkaç sene sonra dünya çapında işte 100 milyonlarca kullanıcıya ulaşınca 1 milyar dolara satın alındı. Bir tarafta binlerce kişinin çalıştığı ve 4.1 milyar dolar zarar eden bir film şirketi. Öbür tarafta işin sanal tarafına gittiğinizde sadece 13 kişinin çalıştığı ve yüz milyonlarca kişinin kullandığı bizim böyle bir markalarımız bizim markalarımız neden yok diye maalesef sordum. Yok. Bu tabi çok derin bir konu. Yani aslında hani buna programlar ayırsak, konuşsak belki yetmez. Ama şöyle özetleyeyim. Bu bir ekosistem, bu bir kültür.
Örneğin bugün Amerika'nın belli bölgelerine, San Francisco, Silikon Vadisi'ne gittiğiniz zaman oradaki mesele sadece bir takım binaların olması değil. Binaların bir önemi bile yok. Fakat bir kültür var. Yani oraya bir kafeye oturduğunuz zaman insanlar, biz burada futbol konuşuyorsak, orada insanlar hangi şirketi kurarım, bu şirketi nasıl pazarlarım, nasıl genişletirim, fikri nasıl oluştururum, bunu konuşuyorlar. Çok basit bir kafeye gidin, inanın çok yerde göreceksiniz. Girişimci olmak orada bir kimlik meselesi. Girişimci olmak örneğin şirketlerde bir tercih meselesi. Eğer bir genç bir yerlerde bir şirket kurmuş, batırmışsa bile şirketler tercih eder. Neden? Çünkü diyor ki, ha bu çocuk bir girişimci ruhu var, bu çocuk bir şeyler yapıyor ve geliyor işte. Ve yeni medyanın da böyle bir imkanı var. Geçtiğimiz örneğin geçen sene içerisinde 17 yaşında bir çocuk 15 yaşında, yani 15 yaşında yapmış olduğu bir yazılım programını Yahoo'ya tam 17 milyon dolara sattı. Sadece 17 yaşındaydı bu çocuk ve milyoner oluyor. Geçtiğimiz işte aylarda WhatsApp adlı bir kısa mesajlaşma uygulaması var biliyorsunuz. Bunu Facebook 19 milyar dolara satın aldı. Bunu kuran kişi 2009 yılında Facebook'a iş başvurusunda bulunmuş ve iş başvurusu reddedilmişti. Sadece birkaç sene sonra kendi platformunu geliştirerek milyar dolarlık servete ulaşabiliyor. Bizde maalesef bu kültür eksik. Bu tabii eğitim sıralarından başlıyor, okullardan başlıyor. Daha sonra yetiştirilme biçimleri, hayattan beklentiler, çevre kültürü, sermaye yapısı, buna uygun sermayenin olması, bir takım sermaye gruplarının risk, böyle bu tip sermayeleri riske ederek gençleri bu yatırımlara teşvik etmesi. İnanın o kadar çok böyle uygulamalar var ki birçoğu kar bile etmiyor ama birileri en azından bu alana yatırım yaparak gelecekte bundan birkaç sene sonra belki çok büyük karlar edebileceğini düşünerek bu işlere girişiyor. Bizde maalesef fiziki bu bir binaya gitmeden eğitim verilen ilkokul ve ortaokullar var artık Batı'da. Var. İnternetten. Evet, evet. Ben size müsaadenizle bir soru sorayım mesela. Sizin öğrencilik hayatınız boyunca en kalabalık sınıfınız kaç kişiydi? Hatırlayabilirsiniz. Ben okuldan kaçıyordum, kopya çekerdim. O yüzden fazla da okulla hiç ilgim yok ama şaka değil valla. 60, 70 veya üniversiteyi düşünün. En kalabalık. 500 bir sınıfta en kalabalık. 30-40'tı yani. Ben ortaokul için. Evet. İlk 30 kişi tabii vardı, 30-35 kişi. Evet. Ben internette şu an bir ders alıyorum. 71 bin kişiyi sınıfta. 71 bin kişilik bir sınıftayım ve bu sınıfta dünyanın 30'dan fazla ülkesinde öğrenci var. Muazzam bir şey. Yani internetin getirmiş olduğu en büyük imkanlardan birisi işte bu. Milyonlarca kişiye aynı bilgi ulaştırabiliyorsunuz. İbrahim Tatlıses'in meşhur hani bir sözü var, ne derdi? Oxford Urfa'da vardı. Oxford vardı da hani ben gitmedim mi? Çok haklı bir serzeniş. Urfa'da hala Oxford yok. Ama şimdi artık. Ama internet sayesinde Oxford'daki derslere dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz. Harvard'daki derslere ve ücretsiz. İşin ilginç tarafı da bu. Ücretsiz bir şekilde çok çeşitli. Hayır, diploma veren üniversiteler var zaten artık. Diploma verenler var. Popüler. Bunlar tabii bazıları. Yüksek lisansınızı yapabiliyorsunuz. YÖK tabii tanıyor, tanımıyor. Biraz. Hayır, Türkiye için söylemiyorum. Ama evet yani. Batı ülkelerinde, Amerika'da. Ve inanın bana eğitim anlayışı değişiyor. Neden derseniz, işte biz bugün örneğin internette müzik satın alıyoruz bazı servislerden. Bütün albümü satın almak yerine sadece bir şarkıyı seçebiliyoruz, filmi seçebiliyoruz. Evet. Eğitim de giderek belki böyle bir yönteme gidecek. MİT yasası kabul edildi. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oldukça tartışmalıydı. Türkiye'yi bir istihbarat ağının denetimine bırakacak eleştirileri, kaygıları, tepkileri içeren bir düzenlemeydi. MİT yasasının değiştirilen düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Son dakika bilgisini ekranlarda yazılı olarak aktardık, sözlü olarak paylaşalım. Kısa bir reklama gidelim. Medya Derneği Genel Sekreteri Deniz Ergüler yeni medya ve değişenleri bizlere aktarıyor, yorumluyor, değerlendiriyor. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bugün nasılsın? Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. FX TCR piyasalarda son durumu sunar.
haberleri piyasalarda son durumu sundu. Momentus dünya saatlerini sunar.